Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şekliyle dokusuyla yapımı oldukça kolay çok lezzetli poğaça tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz poğaçanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. Yurma kabının içerisine bir su bardağı ılık sütü koyuyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı şekeri koyduktan sonra spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Yeterince karıştırmış olduğum malzemelerin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Sıvı yağını da diğer malzemelerle birlikte güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 2 yemek kaşığı yoğurdu ekliyorum. Bu poğaçayı yaparken kullanmış olduğunuz malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Bir adet yumurtayı alıyorum, sarısını dışına sürmek için ayırıyorum, akını hamurun içerisine ekliyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Tarifimde 4 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını koyup karıştırıyorum. Hamurun içerisine 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Tuzu da ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Kalan unu da koyduktan sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. 2-3 dakika hamuru güzel bir şekilde yoğurdum. Üzerine 125 gram oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını ekliyorum. İsterseniz sizler bu aşamada margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağıyla birlikte hamuru kasenin içerisinde birkaç dakika yoğuruyorum. tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine aldıktan sonra 3-4 dakika boyunca özlü bir hamur elde edinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada sizler de göreceksiniz hamuru yoğurdukça gerçekten çok güzel kıvam alıyor. Yoğurmuş olduğum hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Oldukça yumuşak, güzel bir hamur elde ettik. Toparlıyorum, tekrar yoğurma kabının içerisine koyuyorum. Üzerini kapatmış olduğum hamuru bir saat boyunca oda sıcaklığında dinlendireceğim. Bu poğaçaya şekil vermeden önce bezeler haline getireceğim. Bunun için tepsinin üzerine unluyorum. Bezeleri tepsinin üzerine koyacağım. Hamurumuz yeterince dinlendi ve çok güzel oldu. Kasenin içerisindeki hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Hamuru biraz toparlıyorum. Daha sonra hamuru rulo haline getiriyorum. Hamur kesme tartıyla rulo haline getirmiş olduğum hamuru kesiyorum. Her parçadan 6 tane bez elde edeceğiz. Kesmiş olduğum parçanın birisini tekrar rulo haline getiriyorum. Daha sonra altı parçaya kesiyorum. Bu sayede yapmış olduğumuz poğaçaların hepsi aynı ölçüde olacak. Kestiğim parçaları beze haline getiriyorum. Daha sonra tepsinin üzerine koyuyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu hamurdan toplamda 12 adet poğaça elde ediyoruz. Hamurumuzun hepsini beze haline getirdik. Bir tanesini alıyorum tezgahın üzerine koyuyorum. Uç kısmından iki parmak bırakarak diğer kısmını parmaklarımla açıyorum. Daha sonra bıraktığım tarafı diğer tarafa doğru kapatıyorum. Baş parmağımın yan tarafıyla güzelce bastırıyorum. Parmaklarımla biraz daha bastırdıktan sonra poğaçaya şekil vermiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu poğaçanın yapımı oldukça kolay, şekli de çok güzel oluyor. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Tepsinin üzerine koymuş olduğumuz poğaçayı tekrar parmaklarımızla sıkıştırarak şekil veriyoruz. Böylelikle şeklini daha fazla korumuş oluyoruz. Yumurta sarısının içerisine 1-2 yemek kaşığı sıvı yağdan gezdiriyorum. Güzelce çırpıyorum, poğaçaların üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Poğaçalarımızı sıcak fırına koyacağız. Hazırlamış olduğumuz poğaçaları sıcak fırınımıza götürüyoruz. 35 dakikanın sonunda poğaçalarımız çok güzel bir şekilde pişti. Şekli de oldukça güzel oldu. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Poğaçalarımız hala sıcakken sizlere bir de dokusunu göstermek istiyorum. Oldukça yumuşak, gerçekten çok lezzetli poğaçalarımız oldu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu lezzetli poğaçalarımızı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.